Merhabalar arkadaşlar, Mücahit'in kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde ne olacak? Bal porsuklarını tanıyacaksınız. Ben çok rahatım. Nasıl Mücahit'in o ne derse süper, onu yapacağım. Süper, bak kötü yan devirdim. Bitti yana evet. Attım softları. Olarak geldik bugün. Sarı şortlu çocuk anonsu yapılır ya, o çocuk benim işte. Uyur traveler yani. Uyur traveler. Çıkar sandalyeleri dedi, bak ay var ne güzel dedi. Kabe'nin yanında şöyle bir fotoğrafım var benim. Ray-Ban gözlükler, sarı bir tişört, üstünde de pembe salaş bir gömlek öyle. Kabe'nin yanında böyle duruyorum. Arkadaşlar kurtarın beni, Mücahit. AK Partili ile AK Partili olduk, MHP'li ile MHP'li olduk. Antarktika'ya kadar. Elin abiye bir otostop. Elin abilerin abisi. Ağzıma bir şeyler tıkıp şey diyordu bana, Afrikalı çocuklara benzemişsin. En iyisini sen yaptın vallahi diyorlarmış. Öyle. Hep öyle zaten. Tersefil yaşıyoruz, herkes yardım ediyorsa. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Şu anda Buenos Aires'te bir tane kültür merkezindeyiz ve bugün bal porsuklarıyla beraber röportaj yapacağız. Mali ve Cansu ile beraberiz. Uzun bir süredir Güney Amerika turu yapıyorlar. Daha önce bir tane karavanla, böyle hippie tarzı eski Volkswagen bir karavanla Güney Amerika turu yapıyorlardı. Brezilya'yı... Brezilya'yı 7 aydan uzun bir süre karavanla beraber gezdiler. Şimdi de Arjantin'deler ve Antarktika'ya gitmek istiyorlar. Benim size bazı sorularım var. Bu arada onların da bir YouTube kanalı var. Bu karavanla olan birçok maceralarını da orada paylaştılar. Kanallarına abone olarak da destek olabilirsiniz. Abone olun, destek olun lütfen yani arkadaşlar. Yani bak açlıktan... Abone olursanız çok mutlu oluruz. Arcoiris karavanımızın adıydı. Yani gerçekten hani yollarda devam edemediğimiz için Arcoiris ile vedalaşmak zorunda kaldık. Şu anda da yolculuğumuzu Arcoiris'in baracıklarıyla devam ediyoruz. Hani artık bundan sonraki süreçte de ciddi anlamda YouTube'dan ya da sosyal medya üzerinden bir desteğe ihtiyacımız var. Bize yapabileceğiniz en güzel destekli YouTuber'lar olarak abone olun, beğenin, yorum atın. Yani hani bunları yapın. Zaten hani bir 50 bin olduktan sonra dilenmeye de başlarız. Ama şimdilik bunları yaparsanız gerçekten çok seviniriz. Bundan sonrasında Mücahit'i bırakayım tekrar. Şimdi ben öncelikle yola çıkmadan önceki hayatınızı merak ediyorum. Mesela yola çıkmadan önce ne işler yapıyordunuz? Nasıl bir hayatınız vardı? İlk ne zaman yola çıktınız? Yola çıkmayı size teşvik eden şeyler ne oldu mesela? Sevgilim sen başla istiyorsan. Aynen, kısaca şöyle bahsedelim. İstanbul'da yaşıyorduk önce. İlişkimiz başladığında Fethiye'de yaşıyorduk. Fethiye'de tanıştık. Daha sonra İstanbul'a taşındık. Ben biyoloji öğretmeni olarak çalışıyordum. 8 sene görev yaptım İstanbul'da. Ve son öğretmenlik yılımı da Mali ile birlikte İstanbul'da yaşayarak geçirdik. Mali'de o süreçlerde yazları Fethiye'de... Sen söyle bunu da, ne iş yaptın? Ben anlatabilirim. Tamam, ben orayı sen söylersin. Cansu sonra, çalışırken ben yatıyordum evde. Mali sezonluk işler yapıyordu çoğunlukla. O sırada ikinci üniversiteyi okuyordu. Daha sonra ben artık istifa etmeye karar verdim. Pandeminin de etkisi oldu bunda ama zaten 10 seneden fazla bu işi, aynı işi yapabileceğimi düşünmüyordum hiçbir zaman. Çünkü aynı işi yaparken hep yerinde sayıyormuşsun hissi oluyor bir süre sonra. Ben kendimi çok geliştirmeye, her ne kadar çalışsam da, farklı deneyimler edinmeye çalışsam da maalesef 8-5 bir iş, işte kazandığımız paralarla yurt dışına çıkamamaya başladık. O dönem artık döviz falan da çok değişmişti. Daha öncesinde yurt dışına gidebiliyordum kazandığım paralarla. Artık bir tak etme şeyine geldim yani sürecine. Ülkenin gidişatı olsun, işte sosyal hayatımızdaki değişiklikler vesaireler. Dedik ki yani biraz da yurt dışında deneyimleyelim bakalım hayatı. Çünkü onun heyecanı çocukluğumdan beri zaten içimde vardı hep. Farklı yerlere gitmek, gezmek. Annem babam bile der yani, sen gezmeden duramazsın derler hep. Gezmeye gerçekten aşığım çünkü çok gezenin çok bilebileceğine inanıyorum yani. Ve gezerek öğrendiklerim bana inanılmaz deneyimler kazandırdı bugüne kadar. Mali ile birlikte dedik ki biz bir yurt dışına çıkalım, ondan sonra tek yön bilet alalım, her şeyi satalım, bırakalım, arkamızda dönecek hiçbir şeyimiz de kalmasın. Sonrasına yolda bakarız dedik. Gideceğimiz yerde Booking'den yer bile tutmadan sadece tek gün uçak bileti alarak biz Bosna Hersek'e uçtuk. Öyle yola çıktık yani. Nerede kalacağımızı bilmiyorduk, ne yapacağımızı bilmiyorduk, hiçbir şey bilmiyorduk.
İki yıldır bu şekilde yaşıyoruz. Sen devam et buradan. Ne söylemek istediğin, eklemek istediklerin varsa. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikli olarak Cansu'yla beraber ilişkimizden önce de ikimiz de ayrı ayrı gezgindik. Cansu'nun mesela... Hem Türkiye'de hem aynen, Avrupa'da gezmiştik. Cansu'nun 20 ülkeye yakın bir yurt dışı tecrübesi vardı. Benim de aynı şekilde 20'ye yakın yurt dışı ülke tecrübem vardı. Ben hayatımda hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bir baltaya sap olmaz denilebilecek bir çocuktum. Hala daha bir baltaya sap olabildiğimi düşünmüyorum. Sapına göre değişir tabii. Kişiye göre de değişir. Ama hayatımı şu şekilde özetleyebilirim. Küçükken evden çıkıp böyle yürümeye başlıyormuşum ben. Sonradan beni zabıtalar ya da polisler bulup eve getiriyorlarmış. Sorunlu çocuk. Babam da o zaman da belediyede çok tanınmış bir insan olduğu için sürekli beni de tanıyorlar bir şekilde. Mahalle anonslarından sarı şortlu çocuk anonsu yapılır ya, o çocuk benim işte. Beni sürekli anonsunu yapıyorlardı. Geziyor. Sürekli çıkıp yürüyordum abi. Hep öyleydim. Hatta uyur gezerken, yani uyur gezerliğim varmış çocukken, gece rüyamda bilene kalkıp yürümeye devam ediyormuşum. Vay be. Deprem zamanı bizim. 99 depremini atlattım ben. İzmit doğumluyum. Körfez'de büyüdüm 17 yaşıma kadar. Ve 99 depremini de orada geçirdim. Depremden sonra barakada yaşarken, barakada işte uyanıyorum, çıkıyorum abi. Böyle yürümeye başlıyorum. Bir keresinde beni 200 metre ötede falan bulmuşlar. Nasıl bir uyur gezerlikse. Uyur traveler yani. Uyur traveler. Bayağı bindiğim yani mahalleyi kolaçan ediyorum bekçi gibi orada. Uyurken bile geziyor. Sonra benim bu gezme isteğim hiç bitmedi. Ve ben bir yıl lisedeyken ilk İmam Hatip Lisesi'ne gittim. İmam Hatip Lisesi'nde o zaman da il birinciliğim falan vardı. Beni işte yurt dışına gönderdiler İmam Hatip'ten. İlk yurt dışı deneyimim Arabistan oldu. Umre'ye gittim orada. Babamla beraber. Kabe'nin yanında şöyle bir fotoğrafım var benim. Ray-Ban gözlükler, sarı bir tişört, üstünde de pembe salaş bir gömlek böyle. Kabe'nin yanında böyle duruyorum. Turist ama. Babam hatta hep beni espri yapıyordu herkese. İngiliz bu, İngiliz bu falan filan diye. Yani bir takım öyle. Ondan sonra birazcık dinden uzaklaşmış olabilirim. Bunu da burada söyleyeyim yani. Ya da kesebiliriz de kanka. Sonrasında da hayatım gerçekten hep böyle gezmekle devam etti yani. Lise yıllarımda ben toplu taşıma kullanmıyordum. Çünkü toplu taşımanın parasıyla sigara alıyordum falan. Hep otostopla gidiyordum. Sonra baktım otostop iyi işliyor. Çevre illere falan gitmeye başladım 18 yaşından önce. 18 yaşına geldiğimde de liseyi bu sırada açık öğretimden bitirdim. 3 tane lise değiştirip. Ondan sonradan da böyle bir yurt dışına çıkma hevesim oldu ve Tunus'a gittim ben abi. Tunus'ta 4 sene kaldım. Tunus'ta kaldığım zaman içerisinde birçok farklı şey yaptım. Şu ana kadar asla ve asla tek bir iş yaptım diyemeyeceğim. Sürekli olarak işler değişiyor benim için. Bizim adımızın bal porsukları olmasının bir sebebi var arkadaşlar. Bunun onu sebebi da burada de, söyleyelim ilk kez. İlk kez burada söyleyeyim çünkü kendimiz böyle bir röportaj yapmadık, anlatmadık evet. Hiç. Bal porsu aslında hani böyle belgesellerde izlediğiniz zaman ormanların asi çocuğu böyle yok yaklaşmayın bulaşmayın falan. Böyle bir algısı var. Tamam doğru bir miktar. Risk almayı sever. Böyle gözü pektir, korkmaz, cesaretlidir. Aa, öyle bir hayvan. Süper. Hayvanın özelliklerinden dolayı biz gerçekten bal porsuğunu onların arasında daha geçmişten de porsuklar diye. Mı? Benim bal porsuğu dövmem var bacağım. Lakabı zaten. Aynen. Vay be. Bir de bal porsuklarının bunlardan bağımsız mitolojideki bir tinsel bir anlamı da var. Tinsel anlamında da bal porsuğu özgürlüğüne çok düşkün bir hayvandır ve özgürlüğü doğrultusunda hatta kendi yapmak istediği şey doğrultusunda gerekirse kendi isteğiyle özgürlüğünden dahi vazgeçebilir. Bizim bir şey kafaya koyarsa yapar. Yani. Öyle bir özellik. Bizim hayatımızda bu şekilde. Bizim için yapamam, edemem, kalkamam, şu olmaz, bu olmaz, bu imkansız gibi kelimeler, cümleler yok hayatımızda. Bu gibi negatif cümleleri hayatımızdan sildik. Sildikten sonradan da beraber ilişki yaşamaya başladık ve bir senenin sonunda dedik ki biz gidiyoruz abi. Ne yapacağız? Yaparız ya İkimiz bir de şeyler. Biz gezmeyi seviyoruz. Baktık ikimiz de tamam İstanbul'da da yaşadık. Çok da eğlendik falan. Sonra dedik bir Fethiye'ye yerleşelim. İstanbul'dan ayrılalım. Fethiye'ye gittik. Orada bir ufak işler yaptık falan. İnsanlara da şey demeye başladık yaptığımız işte. Ya biz yurt dışına çıkacağız bu işi o yüzden yapıyoruz. Hakikaten öyle yani. Para biriktirmek için yapıyoruz. Millet baktı bize destek oluyor. İşte satın alıyorlar falan. El işlerimiz falan oluyordu. Sonra evdeki mobilyaları da sattık. O işleri de o paraları da ekledik üstüne diyeyim.
Ondan sonra başladı macera. Balkanlarla başladı. Ancak yurt dışına çıkarken de böyle inanılmaz bir paramız, bütçemiz de yok Mücahit yani. Hani biz şeyi hesapladık. Her zaman neler yapabiliriz diye düşündük. Buradan herkese de tavsiyem yani. Belki bu sistemi yapmak istersiniz. Hayatımızda o zamana kadar edindiğimiz tecrübeler, deneyimler, işler, nitelikler falan hepsini tek tek yazdık. Bir de yapmak istediğimiz şeyleri yazdık. Sonra ortaya bir tablo çıktı. O tabloda dedik ki, biz yurt dışına gittiğimizde diyelim ki eğitim anlamında bir şeyler yapabiliriz. Belki akademik olarak ilerlemek isteriz, yüksek lisans ya da Cansu PhD yapabilirdi. Ya da işte bir dil eğitimi alabiliriz. Sonra dedik ki doğa koruma derneklerinde çalışabiliriz. Doğa koruma derneğinde hatta çalıştık Montenegro'da, deniz memelileri araştırma derneğinde çalıştık orada Cansu'yla beraber. Sonrasında dedik ki işte iş bulabilirsek işte çalışırız, para kazanırız. Aslında işin özü acaba parasız kalır, sefil olur muyuz gibi bir endişemiz olmadı. Çünkü neler yapabileceğimizi başta zaten oturup konuşmuştuk. Biz yurt dışında şunları şunları yaparız, yine de bir şekilde hayatta kalırız dedik. Hiçbir yani. Şey yapamazsak da aç sefil gezeriz geri dedik. Döneriz, yani. Yani. Geri döneriz, en kötü dedik. Ben geri... Geri dönmek yok, geri dönmek. Balkonsuz dönmek. En son. En son, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey, yani hiçbir şey olmadı, artık sokaklardayım yani. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yani... Annemin babamın yanına geri dönerim ya. Aslında bunu sonradan soracaktım da, konusu doğru. Gelmişken şimdi sorayım. Hiç böyle yoldayken dönmeyi düşündünüz mü böyle? Ya yeter, sıkıldım dediğiniz anlar oldu mu? Ya da aranızda bunu konuştuğunuz anlar oldu mu? Evet. Biz çok konuşuyoruz. En ilişkimize dair, şimdi 3 senelik ilişkimizde gerçekten birbirimizden en fazla 2 ay uzak kaldık. Yani evet. En fazla derken toplam. En uzun süre değil, toplamda 2 ay kaldı. Toplamda. Toplamda. Evet. Onun haricinde beraber yiyoruz, beraber içiyoruz, beraber iş yapıyoruz, beraber yatıyoruz, geziyoruz, tosuyoruz. Her şeyi beraber yapıyoruz yani. Yani arkadaşlar kurtarın beni. Mücahit. Arkadaşlar dedi de ben. Tamam, kurtarıyoruz. Yok, kameraya söylüyorum. İşin esprisi ve ilişkimize dair en güzel yapabildiğimiz şey, her akşam oturup beraber o günün Z raporunu alıyoruz. O güne dair, ileriye dair, geleceğe dair, belki de yüzyılların dahi dışına çıkıp muhabbet sohbet ediyoruz. Evet. Sürekli konuşuyoruz. Konuştuğumuz yani, konularda ya kendimizle alakalı ya da doğayla alakalı, evrenle alakalı böyle tuhaf tuhaf şeyler. Ben bir anımızı anlatayım. Bu tabii. Dönmeyi düşündünüz mü ile ilgili. Karavanı aldık, çok heyecanlıydık ve artık Brezilya'dan Uruguay'a yola çıktık karavanla. Ve karavan Uruguay sınırından girer girmez bazı arızalar göstermeye, bozulmaya başladı. Oraya git, buraya git, daha girer girmez 2 günde başımıza gelmeyen kalmadı. Bir dolu paralar döktük falan ve benim moraller yerde. Sonra artık bir tane elektrikçi geldi, kablosu kopmuş dedi, bir şey dedi, bağladı, bizden bir dolu para aldı falan. Yolda giderken gece araba yine, yani yaptırdığımız araba yine bozuldu 100 kilometre sonra. Artık orada bir yere durduk, yol kenarı ya, bir de otoban yani. Bir anda böyle yan yola çıkıp hani güvenli bir yere de hemen atamıyorsunuz kendinizi. Orada durduk. Ne yapacağız? Bakıyoruz, kendimiz tamir edebilecek gibi bir durumda değiliz falan. Mali dedi ki yapacak bir şey yok. Çıkar sandalyeleri dedi. Bak ay var ne güzel dedi. Oturalım şuraya dedi, yolun kenarına. Burada dedi muhabbetimizi edelim dedi. Ya, yarın bakarız sabah olunca dedi. İyi falan dedik. Ben ağlıyorum bir taraftan, bana şeyler soruyor işte hani. Nasılsın? Türkiye'ye dönmek istiyor musun? Böyle bir şey, düşünceler geçiyor mu aklından falan? Çünkü insan sıkıştığında ilk aklına gelen şey güvende olduğu yerler. Evet, ailesinin yanına, arkadaşlarının yanına falan filan. Bir iki böyle aramızda zor zamanlarda konuştuğumuz oldu. Yani ama yok. Uruguay'da bu arada, onlar bu bir Uruguay'da 3. yolda kalış hikayemizi anlattı Cansu. Bundan sonra bir 300-400 kilometrelik daha, daha maceramız var. Onlar kanalımızda. Tam olarak motoru kaybettiğimiz anda bir gün boyunca aynı yerde bekledik. Cansu o son motoru kaybettikten sonra böyle 3 gün boyunca ağladı. Böyle doğru da. O zamanlar yani çok zordu. O zaman zordu. O zamanlar şey diyordum yani, lanet olsun gideceğim ya, bu ne dedim ya, biz bunun için mi yola çıktık? Biz de tam falan o zor zamanlarda tanıştık evet, yani. Aynen, tam aynen. O günlerde tanıştık. Pazarda, pazarda ampul satıyorduk biz o zaman. Millet şey diyor, geçti. Seçim var ya, seçim furyası var, diyor ki hayırdır kardeşim diyorlar işte. Böyle bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Yok lan, paramız yok, açız ampul verdi birisi bize, ampul satıyoruz yani. Bu arada tanışma hikayemizi anlatayım ben. Ben Montevideo'da bir tane büyük bir pazarda bileklik satıyordum böyle bir yerde. Bir yol vardı, yolun kenarına, kaldırımın kenarına ben
tezgah açmıştım, bileklik satıyordum. Karşıma da Ali ile Cansu geldi, böyle yavaş yavaş tezgah kurdular, bir şeyler satacaklar. Orayı bulana böyle kadar biz bayağı turladık. Ama sonra orayı seçtik. Niyeyse. Sonra işte şey oldu, böyle Arjantinli, Uruguaylı, Artisano çiftler böyle beraber çok takı satıyorlar. O tarz tezgahlar kuruyorlar. Ben de onlardan biri zannettim ilk başta. Sonra bir süre sonra ben böyle telefonla falan oynuyorum. Bir baktım, önlerinde bir kağıtlar var böyle. Allah Allah diyorum yani, bu Artisanolar hiç öyle kağıt mağıt koymaz, yazı falan yazmaz yani. Fotoğrafı göndereyim, buraya koy. Tamam. Sonra işte o kağıtlara biraz yakından baktım, Türkçe bir şeyler yazıyor. YouTube falan yazıyor. Oha dedim, bu tezgahın önüne YouTube hesabı yazmak Türk konsepti yani. Bizim hep yaptığımız bir şey. Balkanlarda da ben çok yapıyordum. Sonra bir baktım yazılar da Türkçe. Sonra gittim tanıştım. Öyle tanıştık yani biz de. O zamanlar karavan da vardı. Pazarda karşılıklı tezgah açarak tanıştık. Evet evet. Tamam, ama senin kaderinmiş kanka bu. Evet. Sen bu şekilde çok fazla Türk'le tanıştın değil mi? Yani evet, hatta evet, karşına tezgah açan falan. Ben markette karşılaştım, sokakta önümden geçtim. Çok garip olaylar oldu. Bir de senin galiba bu yola çıkmadan önce bir Türkiye turu, yürüyerek Türkiye turu evet, olayın falan var galiba değil mi? Ondan biraz bahseder misin? Bundan bahsedeyim. Tamam. Tunus'taki hayatımdan Tunus'ta sonra... Tunus'ta ne iş yapıyordun peki? Tunus'ta ne iş... Vallahi ne iş olursa yaparım Tunus'a abi. Okumaya gidiyor aslında. Tunus'a gidiş hikayem. Ben Tunus'a işte yurt dışına çıkmak istedim dedim ya. Evet. O sırada da Arapça öğrenmek istiyordum. Yani çok fazla Arapça öğrenmek istiyordum. Ve Arapça öğrenmek için gidebileceğim ülke sınırlıydı. Çünkü birçok ülkede savaş vardı. Ya da bazı ülkelerin hani Orta Doğu'daki ya da İfrikiye'deki bazı ülkelerin benim param yetmiyordu oralara gitmek için. Tunus'ta da bir tane Arapça dil eğitimi veren bir enstitü var, üniversiteye bağlı. Oradan bir haber geldi dayımın arkadaşıyla. Okul başlıyor, hemen gelsin diye. Ben de böyle yurt dışına çıkmak için mücadele ederken bir haber geldi. Bana dediler ki Tunus'a gidiyorsun falan. Ne dedim, Tunus'a mı gidiyorum falan. Da. Oğlum sen biletini almadın lan, pasaportumu çıkartmamışım. Bir haftada Tunus'a gittim. Gittim ve 4 sene Tunus'ta kaldım. Tunus'ta kaldığım süre zarfınca yani Tunus'ta herhalde yapılmadık, adım atılmadık yer bırakmadım. Çöle gittim, çölü geçtim. Orada işte muhabirliğe başladım. Bağımsız muhabir olarak çalıştım. Onun üstüne mimandarlık şirketi gibi böyle el altında o tarz işler yaptım. Rehberlik yaptım. Bir ara bir restoranın başında duruyordum. Öyle bir iş yapıyordum falan. Abi ya her yerde götü kurtarmak için çok fazla şey yaptım yani. Hani bal porsuğu gibi işte yani. Hani sürekli bir fırsat yaratmaya çalıştım. Bir fırsatı gördüğüm anda da hep orada kaldım ve onun üzerine gittim. Bir şekilde de o zaman da iyi paralar kazandığımı düşünüyordum. Tunus'tan dönmeden önce son zamanlarda artık Tunuslu şairlerin çevirilerini yapıyordum Türkçe. Bu projemi yaparken bir çöle doğru bir seyahat gerçekleştirdim ve çölde hayatım değişti benim komple. Çöldeki yaptığım yolculuktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım. Türkiye'ye gittiğim zaman da tabii ki de bizim hani geleneksel aile tablosu. Babacığım bana diyor ki işte oğlum ne yapacaksın? Hani dilim var, şuyum var, yurt dışında yaşadım, KPSS'ye gir falan yani hani böyle. Devlet memuru oldum. Yalnız dili olan, yurt dışı deneyimi olan birine KPSS önermek de büyük işte bir vizyon. Çatır yani. Yok oğlum yani. Neyse dedi böyle böyle. Ben de dedim ki baba dedim, ben dedim yürüyeceğim dedim. Yaptı. Onu unutmuyor böyle. Geriye çekilerek baktı böyle. Nasıl yürüyeceğim dedi. Baba dedim, ben dedim bak çantamı hazırladım. Ben dedim çantamı alıp çıkıp yürüyeceğim dedim öyle. 70 litre. Hani bana belki de babam hayatının bakışını yaptı biliyor musun orada? Şöyle bir baktı. Böyle hani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ben bu çocuğu ne yapacağım der gibi bir bakış yaptı. Ve ben çantamı aldım çıktım abi. 2 saat sonra beni aradığında ben Kocaeli'den Bursa'ya gitmiştim. Oraya ne ara gittim diyordu. Otostopla. Aynen Bursa çevre yolundaydım. Oradayken konuşuyorduk. Otostopla bayağı böyle yol yaptım Türkiye'nin Ege kıyılarına falan. Sonra bir ara böyle sandaletlerim vardı. Sandaletlerim ağırlık yapmaya başladı kanka bana. Sandaletleri çıkarttım, fırlattım. Ondan sonradan da yürümeye başladım. O zamandan sonra yeri geldi yürüdüm. Yeri geldi otostop çektim. Ama otostop çok fazla katlanamadım. Genelde yürümeyi tercih ettim. Niye? Otostopta arabasına bindiğiniz insanın türküsünü okumak zorundasınız, söylemek zorundasınız. AK Partili ile AK Partili olduk, MHP'li ile MHP'li olduk, anarşist ile anarşist olduk. Yemin ediyorum hani yolları insanı... Şeyi söyle, adamın biri tır kullanıyor,
tır mıydı? Kamyon muydu? Sarhoş sana veriyor ya. Aa, çok hikaye var öyle. Yani öyle şeyleri de var. Acayip öyle hikayeleri çok hikaye var. Neyse uzatır şimdi onu. Ya aynen, uzardı uzar. Onlara girip çıkamayız. Çok sarhoş hikayeleri, yol hikayeleri var. Ne kadar yürümüşümdür. Yani Brezilya, Güney Amerika'dan sonra kilometre kavramların bayağı şey oldu ama herhalde Türkiye'de bir 3000 ya da 4000 kilometre yürümüş olabilir. Evet, ben Kabak'a geldiğimde Kabak'ta işte mola verdim. Orada çalışmaya başladım. Maestro kulakları çınlasın. Orhan diye bir çok yakın şef arkadaşım var. Mutfağa çağırıp sürekli ağzıma bir şeyler tıkıp şey diyordu bana. Afrikalı çocuklara benzemişsin. Al şunu ye, yüzüne gözüne kan gelsin diyordu. Şu an da zayıf da daha da zayıf yani. Sırt çantası taşımaktan anatomim bozulmuştu. Ben şöyle duruyordum. Böyle arkaya doğru çekiyor sırt çantası. Zor günler. Aynen, zor günler. 2 senede falan bir yoga eğitmeni arkadaşım vardı. Yogini arkadaşım. O sürekli beni düzeltiyordu her gördüğünde. Bunu çek, bunu şöyle yap, şunu böyle yap. Nefes almalı falan diye. 2 senede düzeltti biraz. Yani. Peki beraber yola çıktıktan sonra, bu dünya turuna çıktıktan sonra nereleri gezdiniz şu ana kadar? Balkanların tümünü neredeyse gezdik. Makedonya'ya gitmedik. Ben gitmiştim daha önce ama birlikte gitmedik. Ata toprağı. İşte, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek. Unuttuğum vardır arada. Sonra Karadağ'da bir iş fırsatı oldu bizim için. 1 sene Karadağ'da kaldık. Başka dernekte çalıştık. Bir de bar işi yaptık orada. Oradan da Brezilya'ya uçtuk. Brezilya'ya geldik direkt. Hatta Sırbistan üzerinden geldik. Aynen. Sırbistan, Katar ve Sao Paulo. Katar'a geçtik. Katar'dan Sao Paulo'ya geldik. Brezilya. Brezilya'dan sonra Uruguay. Tekrar Brezilya. Şimdi de Arjantin. Arjantin. Evet, çok şu güzel. Anda böyle. Peki böyle yolda olmanın sizce anlamı ne yani? Yolda bir şey mi arıyorsunuz ya da ne bileyim evet. Bir şey mi, bir şeyden mi kaçıyorsunuz? Yok. Hiçbir şeyden kaçarak yola çıkmadık. Aslında bir şey arıyoruz. Bunun cevabı kişisel de olabilir. Evet, İkiniz de kendi kendinize. Sen önce anlatabilirsin senin için ifade ettiğini ya da bizim yani için. Yani duygusal olarak bir şeylerden kaçmaktan, yani bir kaçış gibi bir ayrılış değildi benimki. Daha çok keşif gibiydi. Keşfe olan heyecanla. Çünkü bence yolda olmak benim için önce kendi iç dünyama yolculuk bu. Çünkü farklı anlarda, farklı atmosferde, farklı kültür, tarih, insan arasında ben nasılım, neyim, ne yapıyorum, nasıl hissediyorum? Kendimi daha iyi anlıyorum. İnsan olarak, insani yolculuğumda kendimi geliştirmek bu işin içinde benim için en önemlisi. İkincisi, ruhumuz yaşlanmıyor ya. Çünkü çocuk gibiyiz. Her gittiğimiz ülkede yeni şeyler öğreniyoruz. Sürekli gözümüz kulağımız açık. Sürekli heyecan doluyuz. Bu da bize dopamin salgılatıyor. Dolayısıyla hep mutlusun. Öğrenme arzusu var içinde. Sürekli genç, böyle enerjik hissediyorsun. Tabii ki yorulduğumuz zamanlar oluyor ama benim için bir de ben biraz da ütopik bakıyorum. Yani şu gezegende yaşayan küçücük bir canlıyım. Görebildiğim, adım atabildiğim her yerine, yani sınırlarımı öğrenmek için gitmek istiyorum. Antarktika'ya kadar. Yani abi gidebilsek Mars'a da gideriz. Hiç fark etmiyor o, yani. Evet. Otostopla gidelim. Ona da giderdik yani. Aynen. Bir otostop. Tutku yani. Elin abiye bir otostop. Elin abim, abilerin abisi falan diye. Supte'ye otostop çekilmesi. Ya benim için şöyle oldu. Cansu, zaten hani gezgindik. Hep böyle bir yolculuk vardı. Cansu'dan farklı olarak ben böyle birazcık daha salaş gezmeyi, sırt çantalı yürümeyi falan seven bir insanım. Daha böyle şeye gidiyorum. Cansu da böyle genelde turlarla, otobüs ya da bireysel olarak yurt dışında geziyordu. Bir araya gelip yurt dışına çıkma kararımız da bizim aslında şu şekilde oldu abi. Hani ülkemizde gerçekten problemler, şunlar bunlar, ekonomik kriz, işte politik istikrarsızlık, iktidarsızlık, yani birçok şey var abi ama yani aslında bu koca ülkenin tam tarihine, geçmişine baktığın zaman sadece bir dönemi. Belki bu dönem birazcık daha fazla. Ama yurt dışına çıkmamızda hiçbir etkisi yoktu bizim. Gerçekten yoktu yani. Çünkü yurt dışına aslında biz keşfetmeye, kendimizi geliştirmeye, öğrenmeye çıktık. Çünkü eğitimimizi tamamlamışız. İşte üniversite, yüksek lisans vesaire. Bir dünya dil sertifi, kurs sertifi, bir şeyler falan filan var. Her şey var. Yabancı dilimiz de var. Yani onun haricinde el yeteneklerimiz de var. Yani ben ağaç işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Cansu çok güzel sanatçıdır, ressamdır, müzisyendir. Bir sürü şeyimiz var. Bir yerden sonra böyle bulunduğumuz ortamda konfor alanımız bize böyle bizi sıkmaya başladı yani. Hani. Çünkü ileriye gidemiyoruz. İleriye gidemediğimiz hayatlar. Aynen. Evet. İleriye gidemediğimizde de ne yapıyoruz? Bu sefer geçmişe dönüyoruz. Geçmişe döndüğün zaman da geçmişin içindeki tam böyle yani hayatın içinde devam ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Geliyor depresyon insan. Geliyor, her şey geliyor. Evet, huzursuzluk, evet. Her şeye sinir olma. Evet. Yani işte ütüsünü yapamayıp sinirleniyor. Yani
çamaşırını o gün yıkayamadı, ertesi güne kaldı diye kriz geçiriyor. O hisleri o kadar iyi biliyorum ki, o kadar çok yaşadım ki. Abi emekli albay niye böyle alıp diye arabanın işte sileceğini kaldırıyor falan yani. O adam da sıkılıyor bir süre sonra. Öğrenmemek, bir şey yapmamak, aktif olmamak öyledir. Bir de şöyle bir olayımız var ki bu bizim için en önemli şeydi. Biz dünyada tam gerçekten iklime ve doğaya karşı tam bir mücadele içerisinde olan girmek insanlarız. Sürekli olarak bu konuda yaptığımız her şeyi de bu konuda yapmaya çalışıyoruz. Ya ana şeyimiz yani bizim. Ana temamız bu. Ve Güney Amerika'ya gelmeyi, Brezilya'yı özellikle gezmeyi bu yüzden çok istedik ve bundan sonra mesela Antarktika, işte Afrika ya da diğer yerlere de gideceğiz. Şimdi Antarktika'ya niye gidiyorsunuz abi? Orada hiçbir şey yok. Hayır abi, ben buna inanmıyorum. Orada da çok büyük bir doğa var. Ancak alışık olduğumuz doğadan daha farklı bir doğa. Evet, evet. Orada da yaşam var. Görmek için. Orada da yaşam var. Onu evet. da görmek istiyoruz. Yani buna asla sen şey diye ya diyebilirsin kendi yorumun ama kendin için sakla. Hobi olarak sakla. Beni öyle eleştirme. Bizim için oraya gidip keşfedebilecek çok fazla şey var. O yüzden bunun için mücadele edip oraya gitmeye çalışıyoruz ya da başka yerlere gitmeye çalışıyoruz. Tabii ya, bazen sözde kalıyor işte. Ben de görmek isterim der herkes. Ama onu hayata gerçekten realiteye oturtması için birilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. Güzel bir şey his bence. Yolda olmak müthiş bir his yani. Sen de biliyorsun bunu. Evet, vallahi evet. Daha ne isterim. Vallahi. Çok mutluyum ya. Çok yani arkadaşlarım şey en iyisini sen yaptın vallahi diyorlar. Öyle. Hep öyle zaten. En iyisini sen yaptın. Gezmek dünyada yapabileceğiniz en ay, güzel şey. Ay biz çıkamıyoruz. Siz ne gittiniz de gittiniz. Nasıl, zor olmuyor mu o kadar? Korkmuyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Peki şey, yolun size kattığını düşündüğünüz, yolda öğrendim dediğiniz şeyler neler böyle? Ya da kendinizle ilgili fark ettiğiniz bir şey olabilir, bir yetenek kazanmış olabilirsiniz, bir farkındalık oluşmuş olabilir. Başlamak ister misin? Olur. Ben kendimle ilgili özellikle Latin Amerika'nın bana kattığı şu ana kadar, bir seneye yakındır buradayız. Çok tez canlı bir insanım ve bir işi hemen bitiririm ve diğer işlere odaklanmaya başlarım. Genel yapım da hızlı hareket etmektir. Yavaşlığa tahammül edemem. Yavaş hareket eden insanlara tahammül asla edemem. Ve buradaki bütün halklar yavaş yaşıyorlar arkadaşlar. Çok yavaş yaşıyorlar. Yavaş yürüyorlar, yavaş konuşuyorlar, yavaş yemek yiyorlar. Sırada markette beklersiniz, her yerde beklersiniz. Sabrı öğretti, sabır. Yani gerçekten. Bir de dedim ki ya bu telaşın niye Cansu? Nereye, tabakhaneye şey mi yetiştiriyorsun? Rahatla biraz, şu hayatın tadını çıkar, keyif al, koşturma. Bunu öğretti. Aşkım, Güney Amerika'da zaman yolculuğunu keşfettin sen burada. Evet, gerçekten yani, zamanda yolculuk yaptım burada yani. Bir de yaşlandırıyormuş ya. Bu stres yapıyor insanda çünkü. Sürekli telaş halindesin. Evet, yaşlandırıyor. Evet. Buradaki kadınlara bakıyorum arkadaşlar, yaşlanmıyorlar. Kırışıklıkları yok. Saçları beyazlamıyor bizim gibi. Genetik olarak çok iyiler yani, başarılılar. Wow. Niye? Brezilya'ya gidin, kadını erkeği. Telaş yok, stres yok, aman. Keyfine bakıyor. Canı ne isterse onu yapıyor. Sporunu yapıyor, sağlıklı besleniyor falan. Sanat var. Ben çok şey öğrendim de en etkilisi sabretmek benim için. İyi oldu yani. Benim için ben her yolculuğa çıkma kararını almadan önce en sevilmediğim zamana denk geldim. İnsanın hayatında böyle gerçekten dönemleri vardır böyle. Arkadaşları tarafından dışlandı, ailesi tarafından bir çatışma yaşadığı ya da işiyle alakalı yaşadığı problemlerde kendisini en sevilmediği zamanlar vardır. Ben hep bu zamanlarda yolculuğa çıktım. Yolculuğa çıkarken de o zamanlarda neler olmuştu? Ben neler yapmıştım? Onları düşündüm. Güney Amerika'ya gelirken de kendimin mesela insan olarak buraya geldiğimde kendi kişisel gelişimimde bir yolculuk kat etmek istemiştim. Ve bu kıtanın doğayla beraber bana çok iyi geleceğini düşünüyordum. Ve şu anda geldiğimizden beri gerçekten onun böyle iliklerime kadar hissediyorum. Ve hani şöyle söyleyeyim, artık Daha sevgi dolu ve daha dürüst yaşamaya çalışan bir insan olduğumu söyleyebilirim. Ve şunu anladım, bu benim tecrübem, kendi tecrübem. Bir insanın iyi olmasına dikkat etmiyorum artık. İyiyse gitsin cami yaptırsın, kilise yaptırsın. Bana ne lan? Allah Allah. Ama insanların dürüstlüğüne dikkat etmek istiyorum artık. Bir insanla tanıştığım zaman onda aradığım en temel özellik dürüstlük. Ve etrafımda da böyle insanlardan bir topluluk olsun istiyorum. Bunu hem kendim için, hem herkes için, hem hayatımız için istiyorum ve şu anda da kendimi de bu konuda kendime daha açık ve dürüst bir şekilde görebiliyorum ki her şey zaten sizinle, kendinizle başlıyor.
Eğer kendine karşı açık, düzgün, dürüst, pozitif bir insansan etrafa karşı da bu şekilde olmayı başarabiliyorsun. Umarım hayat bu. Yolculuğumuz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda da kendimize dair yeni şeyler de keşfetmeye devam edeceğiz. Plus çünkü biz insanız abi yani. Hani gelişmemiz gerekiyor. Hep aynı yerde saymamız gibi saymamamız gerekiyor. Aynı yerde sayarsak 70 yaşında mezara giren dedem gibi olacağım yani. Her şeye küfrederek gitti. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Peki böyle iyi ki yoldayım dediğiniz bir anı anlatabilir misiniz? Böyle şu bir an. Şu an. Evet, şu an onlardan biri. Şu an. Eyvallah. Çok, çok güzel anılar var. Çok özetle şeyi söyleyeyim. Hani isim vermeden. Yolda tanıştığımız öyle insanlar oldu ki, Mücadele onlardan biri, insana şunu dedirtiyor. İyi ki buraya gelmişim, bu adamlarla, bu insanlarla tanışmışım. Bazen ailenizden daha çok aile olabiliyorlar size. Benim için ya gerçekten o anlar çok önemli. Ya yolda tanıştığım insanlar kuzenlerimden daha yakın bana. Bu arada yani öyle bir bağım yok. Kendi ailemiz oluyor yolda tanıştığımız insanlar. Peki şey soracağım, mesela sizin bu kararlarınıza, yani daha önce yaptığınız yolculuklar, bu dünya turu, yaşam tarzınız genel anlamda, buna çevrenizin tepkisi ne oluyor, bunu nasıl aşıyorsunuz, siz onlara nasıl tepki veriyorsunuz? Yani aile mi yoksa genel? Hem hepsi. Aile hem çevre, akrabalar mesela. Akraba yani. Aile tabii ki de istifa edip yurt dışına gidiyorum deyince bir freak out oldular. Sen öğretmenliği aynen bırakmışsın, sen hani Tunus'ta yaşamışsın, o kadar başım dil öğrenmişsin falan. Ama yani, yani bir kariyer vaat ediyorsun baktığın zaman. Aynen. Yani şoka girdiler ve tabii ki de ne işin var, böyle bir kariyerini çöpe mi atacaksın dedi babam yani. Saçmalama kızım dedi. Direkt böyle saçmalama kızım. Ciddiye almadı ya. Sonra dedim ki hayır, bu ciddi bir mesele. Ben gidiyorum. Ben başka bir hayatlar tecrübe etmek istiyorum, deneyimlemek istiyorum. Yani ne kadar şey yapsalar da, nasıl diyeyim, bir hani gönüllerinde bir şey kalıyor böyle. Merak, korku, başına bir şey gelir mi, kilometrelerce uzakta falan gibi. Ama günün sonunda yani güvenleri sonsuz ve benim de ayaklarımın üstünde durabileceğime inançları da sonsuz. Her hafta ya da 15 günde bir birbirimizi arıyoruz. Destekliyorlar yani şu anda. Annem bana diyor Antarktika'ya git de şu penguenlerle fotoğraf at ya falan diyor şimdi yani. Arkadaşlar full destek. Bütün yakın arkadaşlarım sonuna kadar destekler. Hatta Uruguay'da ben ağlıyorken aradığımda onları, en yakın arkadaşımın bana sözü beni kendime getirmişti. Saçmalıyorsun, sen orada sokakta kalacak değilsin. Eğer bir şey olursa sana ben kredi çekip senin uçak biletini alıp direkt buraya getirtirim seni dedi. Yani onu söylemesi bile mesela bana o an şey verdi yani. Ya aç da değilsin, açık da değilsin. Neye ağlıyorsun, neye stres yapıyorsun? Bak senin orada bir sürü arkadaşın, ailen var. O hissi vermişti. Yani destekler ve bu destekler çok önemli. Kanalımızdan da sıkı takipçilerimiz var. Az sayıda da olsa abonemiz. Sürekli videolarımızı izleyip sürekli yorum atan takipçilerimiz var. Onlar da bizi çok motive ediyor. Yani izliyorsanız yorum atmaktan çekinmeyin gerçekten. Bize evet, iyi geliyor. Biz onları bayağı ciddiye alıyoruz ya. Hani çünkü böyle alınacak. Siz diyorsunuz ya iki kelime yazsın ne olur diyorsunuz da bazen böyle çok sıkıntılı bir anında böyle güzel bir yorum geliyor. O yolda şey insan işte, o kadar motive ediyor ki. Kesinlikle. Evet. Yani. Beğeniyorsanız varsa söylemek istedikleriniz yazın. Sen demek istiyor musun? Benim için destek konusunda. Destek konusunda çevre. Çok çevrenin aile, bakışı nasıl? Akıllı. Bir de tabii deli misiniz de diyorlar. Yani bana küçükken de deli diyorlardı. Hala daha o şekilde diyorlar. Hani çok fazla bir şey değişmedi aslında ama şöyle söyleyeyim, 20 yaşındayken hiçbir şeyi umursamıyordum. Hiçbir şeyi umursamıyorum. 20'li yaşlarını hiç umursamayarak geçti. Ben bir şeyi kafama koyduysam saçlarım dimdik olur zaten ve o şekilde kafama koyduğum şeyi yapmaya devam ederim. Saçımın dikeldiğini gören, en yakından tanıyanlar asla müdahale etmez. Kararımı vermişimdir. İnatçı. Bunu yaparken ama bazı insanların kalbini kırdım. Etrafımdan, ailemden, abimin olabilir, çok yakın arkadaşlarım olabilir. Onların kalbini kırdığımı fark ettiğim anda, ki bu da 25 yaşından sonrasına denk geliyor, bu sefer artık karşımdaki insanları olduğu gibi kabullenip ama yine de çok da aldırış etmeyip kendi bildiğimi yapmaktan geri kalmıyorum yani. Devam ediyorum. Mesela hayatımın yarısını yollarda yaşadım. Evimden, baba evimden uzakta yaşadım. Ama babamla hala konuştuğum zaman birinci sorusu havalar nasıl? İkinci sorusu oğlum ne zaman geliyor? Oğlum ne zaman geliyor? Yani üçüncü sorusu oğlum sana ev yapıyoruz. Oğlum ya lan
Ben kendi evimi satmışım yani, hani evim yok bizim, bizim evimiz yok, bir şeyimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Bana niye ev yapıyorsun babacım yani, kendine yap, git gez, bir şeyler yap. Bitmiyor muhabbetler ama bitmediği gibi de hani babama mesela şey demiyorum asla. Yani o, ya baba ya falan işte dönmeyeceğim dedim sana falan, sert çıkışmaya falan gerek yok, tatlı, gerek yok zaten. Çünkü canım, görüyorsun onlar yaşlanıyor, sen de büyüyorsun, onlar da senin büyüdüğünü fark ediyor. Onlar artık ellerinde böyle öyle gaf gibi kalmış, öyle soruyorlar, sen de hehehe falan yapıyorsun. O şekilde devam ediyor ilişkimiz. Böyle sizi çok etkileyen birer yeri anlatabilir misiniz mesela? Çok basit bir şey bile olabilir. Bir manzaraya karşı keyifli bir çay içmişsinizdir. İkiniz de ayrı ayrı ama. Ya da bir şehrin sokaklarında gezmişsinizdir. Böyle çok güzel hissetmişsinizdir. Benim için direkt benim gözümü kapattığımda aklıma ilk gelen yer Brezilya'da. Brezilya'nın, hatta Güney Amerika'nın en derin kanyonuna gitmiştik. Orada böyle en tepeye çıkıp 1200 metreden aşağısı uçurum. Kenarda kayanın üstünde piknik yapmıştık böyle. Oturup birer sandviç yiyip böyle sonsuzluğu izlemiştik orada gökyüzünde, tepede. O an inanılmazdı. Bu arada yani, derinliği 1157 metre aşağıya doğru o kanyonun. 1157 metre. Ölümlerde var, merak ederseniz bakabilirsiniz. Benim için de bir kısa bir şey anlatabilir miyim? Tabii tabii. Ben çölde bir 16 günlük bir seyahat gerçekleştirdim. Bu seyahatimi de tamamen teknolojiden uzak ve çöl çobanlarıyla beraber yaptım. Çöl çobanları orada develeri topluyorlar vahalardan, su kuyularından. Onlarla bir yolculuk gerçekleştirdim. Onlarla yolculuk gerçekleştirdiğim bir gecede onlarla beraber onların işte boru otundan bir yudum aldım. Bu yaşadığım tecrübede bir anda böyle çocuk gibi ağlamaya başlayıp devamında çöl tepesine tırmanıp, ki çöl tepeleri bu arada gerçek tepeler, dağ gibi tepeler, tırmanıp tepenin ucuna geldiğim zaman şöyle bir baktığımı hatırlıyorum. Buraya baktım, buraya baktım, buraya baktım, buraya baktım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve her yer her yerin aynısı. Yani, ve orada şöyle bir şey oldu yani. Dedim ya başında da hayatımı değiştiren tecrübeydi diye. Evet. Ayak parmaklarımdan başlayıp kulağımın arkasına kadar hissettiğim böyle bir değişik bir böyle bir vultulama gibi bir şey hissettim böyle. Hani böyle bir bedenim böyle ayrılıyormuş gibi hissettim. Ve o gün hayatım tamamen gözümün önünden geçti. Çok kısa bir anda. Sonrasında bu hikayenin sonrasında tamamen geldim. Tekrardan ateş başına oturdum. Ateş başında da orada Bedevi'nin yaklaşık olarak 2000-3000 yıllık berberice söylediği, barbar dilinde söylediği bir ağıtla beraber o günü, o ritüeli taçlandırdım. Ve o günden sonra hayatımda ciddi anlamda çok büyük değişiklikler oldu. Ve hayatımda da o gibi anları yakalayabilmek için yolculuk yapıyorum. Çok iyi. Bir de şey soracağım. Mesela bazen... Öyle anılar yaşıyorsun ki böyle, mesela gittiğin yerde, gezdiğin yerin öyle güzel, özel ya da turistik bir yer olmasının hiçbir anlamı yok. O kadar güzel bir insanla tanışıyorsun ya da öyle beklenmedik anda öyle bir yardım alıyorsun ki, ya da öyle bir iyiliğe denk geliyorsun ki, böyle o an çok büyük bir anlam kazanıyor. Öyle bir anınızı anlatır mısınız böyle? Çok, çok var. Sersefil yaşıyoruz, herkes yardım ediyor zaten. Hayatı güzelleştiren şeylerden birinin de ben insanlar olduğuna inanıyorum. Yalnızlık bize göre değil. Yani yalnızlık biz yalnız olmak da güzel de. Yani biz gerçekten bizim gibilere ihtiyaç duyuyoruz. Herkes de katılacaktır yani buna. Vallahi ne bileyim, ilk aklıma gelen 24 saat işte yolda kaldık. Sağa sola translate edip mesaj atmaya çalışıyoruz. Bu arada internetimiz yok. Yoldan insanları durdurup bize yardım eder misiniz diyoruz. Onların internetiyle sağa solu arayıp yardım çağırıyoruz. 24 saat boyunca hiçbir şey gelmedi. Gelenler de çok para istediler, veremedik falan. Sonra başka bir kombisi olan Uruguay kombi fanlarının üyesi Paul abi geçiyordu. Oradan bize yardıma geldi. Aynen. Kombisiyle. Kombi dediğim karavan. Bu eski arada, hippie tipi karavanlar. Birisi aramış Paul abi. Bir gündür orada beklediğimizi söylemiş ve o şekilde geldi yani. Geldi, çocuğu var falan arabada. Çok seviyorum çocuğunu da, inanılmaz bir çocuk. Eşi var falan. Geldi, baktı, bir şeyler yapmaya çalıştı, etti, olmadı. Ondan sonra dedi ki, ben baktım olmadı deyince ben ağlıyorum yine orada falan işte, olmuyor falan filan diye.
Dedi ki ben sizi götüreceğim, çekeceğim arabayı dedi. Halatı taktı bizim arabanın önüne. Arabamızı çekti şeye kadar, mekanikçiye kadar götürdü. Ay biz buna bir alıştık. Orada da 150 kilometre çekmiştir adam bizi. Bak şimdi orada da baktılar ettiler, olmadı. Çözümünü bulamadılar ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeni gelmişiz ülke. Adam dedi ki ben sizi bizim evimize götürüyorum şimdi. Kalacak yeriniz var mı dedi. Yok dedik. Gidiyoruz o zaman dedi. Nasıl ya falan dedi. Gidiyoruz, daha ben başka söz istemiyorum dedi. Aldı bizi bahçesine götürdü. Biz o bahçede 70 gün kaldık. Hiçbir şey ödemeden. Yani adam bizim motoru söküp tekrar yaptılar Mali ile beraber. Bizden bir kuruş para istemedi. Yani dünyada böyle insanlar var. Ben ağlarken gelip ya da üzgünken gelip bize sırtımıza dokunup bunlar geçecek, üzülmeyin, siz gezginsiniz, ne hikayeler var, unutmayın bunu diyen yaşlı iki tane adamla 70 gün geçirdik ya. Yani bu inanılmaz bir hikaye benim için. O bahçenin videoları var YouTube'umuzda. Bahçeye girdiğiniz zaman bahçede 6-7 tane kombi görüyorsunuz. Kombi aşığı onlar da. İşte bu hayata gönlünü vermiş insanlar. O yüzden diyor ki ben diyor para için yaşamıyorum, ben bunun için yaşıyorum diyor ya. Harika bir insan. Bu aileyi oluşturmak için yaşıyorum diyor mesela. Çok şey öğrendik onlardan. Çok inanılmaz şeyler öğrendik. Yani insanlığı öğrettiler bize yani gerçekten. Benim Brezilya'da yine tanıştığımız bir çift arkadaşımız var. Inhiki ve Livia. Onlar gerçekten çok yakın arkadaşlarımız oldu. Biz onlarla Bahia'da yılbaşından önce Christmas'ta bir kamp yerinde tanıştık. Hemen çok yakın arkadaş olduk ve Christmas'ı onlarla beraber kutladık. Onların kültürü işte, bizi de davet ettiler. O gün, o gecenin sonunda Christmas için hep beraber sarıldık. İşte biz de onlara sayıldık kültürlerinden dolayı falan. Dediler ki bize, hayatımızda geçirdiğimiz en güzel Christmas'tı bizim için. Ailelerimizle bile bu kadar güzel geçirmedik. Hani 3 tane Brezilyalı vardı orada. O 3 Brezilyalı da şu anda çok yakın arkadaşız. Daha sonradan Sao Paulo'da bizi evlerine davet ettiler. İlk evlerine gittiğimizde 15 gün kaldık. Beraber kombiyi aldık onlarla. Karavanı birlikte aldık. Daha sonra karavanı satarken tekrardan Sao Paulo'ya gittik. Bir ay yine tekrardan evlerinde kaldık. Hatta biz evlerindeyken evlerini bize bırakıp tatile gittiler. Bakın bir Brezilyalı çift bizi evinde misafir etti. Tatiline gitti, geri geldi biz evdeyken. Bize dedi ki, biz dedik ki siz tatildeyken bizde kalacak bir yer bulalım. Saçmalamayın, siz burada kalmaya devam edin dediler bize. Ki Brezilya'da yani, güvenlik falan çok böyle şey yani, insanlar yani çok. Yani bazen çok rahatsız. Tanışmaya falan gerek yok. Gözünden, kalbinden insan insanı hissediyor. Bu anlar benim hayata olan inancımı, insana olan inancımı inanılmaz bir noktaya getirdi. Yani böyle şeyleri işte o şehir hayatlarında yakalayamıyoruz maalesef. Ne diyeyim? Maalesef. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Oldu mu? Evet. Şimdi kapatmadan önce son olarak ben size şey soracağım. Yani sizin gibi bir hayat yaşamak isteyen, gezmek isteyen, açılmak, farklı şeyler keşfetmek isteyen insanlara mesajınız ne olur? Hocam, öncelik senin. Ay. Çok objektif bakmaya çalışıyorum. Çünkü gezgine sorduğun zaman sana mutlaka gez kardeşim düşünme diyecek yani. O bir gerçek. Ama objektif bakmaya çalışıyorum. İlk kafaya taktıkları şey güven. Bir güvenlik ihtiyacı olabilir. Kız erkek fark etmez. Ya tek başıma yapabilir miyim? İki, maddi kaygılar olabilir. Bu ikisi dışında çok büyük bir kaygı olacağını sanmıyorum. Bakın örnekler var. YouTube'dan arattığınız zaman yabancı, Türk fark etmez. Yüzlerce, binlerce gezgin var. Dünyada inanılmaz hikayeler var. Gezemiyorsanız bile bunları araştırarak, okuyarak, izleyerek başlayın. Ondan sonra o içinizden o ses geliyorsa, inanıyorsan, alacaksın çantanı, yola çıkacaksın. İnan bana, hayatın değişecek. Hayatın değişecek. %100 bak. Gerçekten %100 değişecek. İyi yönde. Kötü yönde değil. Bunu söylemek istiyorum. Ama araştırın, öğrenin. Kendi yolunuzu kendiniz çizin. Birilerini kopyala yapıştır yapmayın. Kendi hayalinizi yaşayın. Neyse o artık. Gezmenin faydaları bitmiyor yani saymakla. Benim diyeceklerim bu kadar. Ben de bir teknik tavsiyede bulunayım. Yurt dışında gezmenin ya da bir yere gezmek için giderken ilk yapmanız gereken şey konaklama bulmanız. Değil mi? Bu konaklamayı gönüllülük programlarıyla bu konaklama sorununu gönüllülük programlarıyla halledebilirsiniz. Kafanızda bunu oturtturduğunuz zaman, yani kalacak yerinizi ayarladığınız zaman, ondan sonra güvenlikten de endişe etmenize gerek kalmıyor. Daha sonrasında gidecek yer, araştırılacak yer, gezilecek yerleri de dert etmenize gerek. Hatta kimi zaman yeme içmeyi de dert etmeniz gerekmiyor. Gönüllülük programlarını kovalayın. Işte. Bir ikincisi, birçoğunuz Türkiye'deki arkadaşlarımıza sesleniyorum özellikle. Türkiye şehirleri itibariyle çok büyük şehirler. Yani en küçük şehrimiz dahi yine de büyük, emin olun.
ve metropolde yaşayan arkadaşlarım, özellikle sizler, emin olun metropolde yaşayabiliyorsanız o büyük şehrin getirilerini kaldırabiliyorsanız, sırtlayabiliyorsanız yollarda güle oynaya vakit geçireceksiniz yani. Hani aklınızda da böyle güvenlikten ya da şundan bundan endişe olmasına gerek yok. Çünkü yaşadığınız şehirlerde her zaman daha beterleri oluyor. Siz bunları görmek istemiyorsunuz ya da gördüğünüz anda kafanızı çeviriyorsunuz. Çıkın abi yola. Ülkeyi gezerek de başlamalarını öneriyorum. Ülkemizi de gezin. Biz gezdik çünkü gerçekten hemen hemen her yerini. Bir de dil konusuna da vurgu etmek istiyorum. Mesela Mücahit şu an çok iyi İspanyolca konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Bu dil meselesini çözmeden oranın kültürünü, insanını anlayamazsın. Yani translate'le bir yere kadar. O yüzden varsa hayaliniz İngilizce başta olmak üzere, İspanyolca da yine dünyada en çok konuşulan dillerden biri olduğu için bir miktar iletişecek kadar dil öğrenerek de çıkmanızda fayda var. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz kankam. Videonun başında da söylediğimiz gibi arkadaşlarımın Antarktika hayali var ve aynı şekilde Antarktika'dan sonra da tabii ki dünyayı gezmek istiyorlar. Bir Türkiye'ye gidip tatil yapacağız kankam. Bir de öyle bir durum var, biz Türkiye'de tatil yapıyoruz. Tatile Türkiye'ye. İşte hani bunun için de YouTube kanallarını büyütmeleri çok önemli onlar için. Hani yolculuklarını sürdürebilmeleri için. Ben de hani videolarını izliyorum. Gerçekten çok kaliteli içerikler üretiyorlar. İzlemekten de çok keyif alıyorum. Videolarını beğenerek, yorum yaparak, kanallarına abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hadi hep beraber Antarktika'ya. Görüşmek üzere. Hadi.